Herkese günaydın arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, sabah sabah kimin tezgahında çöp var? Tabii ki bizim. Öyle bir gün olmuyor ki zaten evde çöp olmasın. Görüyor musunuz? Sabahın saat 10'u ve benim bir poşet çöpüm hazır. Akşama kadar, ne akşamı yani, öğlene kadar bunun 2-3 misli çıkacak. Her gün bir evden çöp çıkar. Her neyse, burada çayım demleniyor. Şimdi burada da dün akşam söylemiştim. Simitli böreklerimiz var. Onları şimdi ısıtacağım. Peynir, domates. Öyle bir kahvaltı yapacağız. Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Tabii tabii. Sabahtan beri zaten yaptığın sadece tek şey var. O da dağıtmak. Dağıt anneciğim, dağıt. Sen de dağıt. Şimdi ben 9'da uyandım ve direkt yatak odamdan başladım. Çünkü yarın sabah o tepsi, o var, gördüğünüz tepsi var ya, onun içine şöyle pudrayı dökmüş. Orada bebe pudrası var. Onu dökmüş, oynamış, etmiş. Maalesef buraya girdim. Yatağın altını, bakın, süpürgenin üstüne kadar hep pudra. Yatağın altını komple süpürdüm. Fırçayı yatağa çektim. Fırçayı süpürgeyle bayağı bir süpürdüm. Efendim anneciğim? Tamam anneciğim. Yatağı çektim, süpürdüm. Şimdi altlarını, yani şu kahvaltıdan sonra şurayı bir süpürürüm. Çekerim, altlarını silerim ve buradan artık çıkmak istiyorum. Efendim anneciğim ya. Ya sabahtan beri ne yapıyorsun sen kızım ya? Ne oyuncağı gene? Ya vallahi Yaren ya. Şu çekmeceleri rahat bırak artık ya. Vallahi kızım. Ben topluyorum, sen dağıtıyorsun. Yeter artık ya. Vallahi yeter ya. Yeter artık. Yeter artık ama. Yeter artık anne. Ben, ha bakın, gene açıldı. Ben diyorum ona yeter artık. O da bana diyor yeter artık anne. Her neyse, ben şimdi bir ufak kahvaltı hazırlayayım. Yapalım. Ondan sonra şuraları bir halledeyim artık. Görmek dahi istemiyorum şu an bu şeyi. Bakar mısınız? Of of of. Şimdi saat kaç? Saat 10 demiştim. Çayın gitti. Daha gelmedi. Babam sabah erken balığa gitmiş arkadaşlarıyla. Hazırlayan ben, masanın başında oturana bakın. Sanki kendisi hazırlamış. Çok mu sıkmış? Evet. Evet, hiç sevmiyorum. Mikrodalgayı sevmiyorum ben ya. Ne yapalım? Bayağı tekseydim daha iyiydi. Ya hazırlamışım, etmişim, ısıtmışım ki sıcak sıcak yesin. Bir de şikayet ediyor. Mikrodalgada lastik gibi oluyor. Olmuyor. Ben tamam. Sevmiyorum. Tamam, o zaman götürelim, çöpe atalım. Ha, atma artık, yapmışsın. Hayır, bunu atalım, bir daha kullanmayalım. Kullanma, ben sevmiyorum onu. Anneciğim gelsene. Her neyse, biz kahvaltımızı hazırladık. Şimdi yapalım. Thank you.
Sonunda işlerim bitti çok şükür. Bugün buzdolabını gördünüz zaten. Bir girdim. Evet anneciğim bitti. Buzdolabına bir girdim. Yarım saatimden daha fazla. Evet anneciğim. Yarım saatimden neredeyse 40 dakikamı buraya harcadım. Ney kızım? Seni göremiyorum. İşim bitti mi? Bitti anneciğim. Senin yatağın üstünde ne işin var? Ya sen benim çantamdan ne istiyorsun? Sen benim tripodumdan ne istiyorsun anam? Bu arada yeşil örtüyü yıkadım. Hatta onu asmam gerek. Bak işim bitti dedim ama bitmemiş. Örtüyü yıkadım. Bak onu kırarsın. Örtüyü yıkadım. Şimdi o makinede asılacak. Onun dışında bir şey kalmadı. Buraları hallettim. Yatağın üstünde. Kırarsın kızım. Öyle açılır mı o bir tanem ya? Kırarsın. Fazla açma tamam mı? Bak kırarsın. Tamam mı kızım? Dikkatlice oyna olur mu? Ya artık babam İzmir'e gidip geldikten sonra bilmiyorum kız artık unuttu mu? Soğudu mu? Bilmiyorum ama artık babam yanına da gitmiyor. Yani gidiyor da yani genelde benim yanımda olmak istiyor. Ah gönderemiyorum. Şu an babam bahçede ama ben bu kızı yanına gönderemiyorum. Anne senin yanında duracağım diyor. Her neyse şimdi işlerin bitmesine bitti ama saat 2:30 ve Yemek yapacağım. Şunlar da suları bitti. Şimdi şey yapacağım. Buzluğa kendim için su koyacağım. Soğuk içmem için. Zaten Şahin soğuk içmiyor. Buradan içiyor. Ben de genelde fazla soğuk içmiyorum ama yine de iyi oluyor böyle serin serin. Şöyle mataralarımı da dolduracağım. Öyle yani. Şimdi yemek olarak ne yapacağız? Onu da hemen düşündüm. Bir mercimek çorbası yapacağım. Bir de dün börekten kalan harcım vardı. Onu da makarna böyle kıymalı makarna yapacağım. Evet, onlar da şimdi başlasam. Çantamı boşaltma. Onu da hemen başlayayım da o da aradan çıksın. Banyomu da hallettim. Makinem evet durmuş, asılacak. O kadar banyoya saç spreyimi sıkmış ki kapıyı açar açmaz koku geliyor. Şimdi bu işlemler tamam. Dışarısı çok nemli bugün. Bakın kapalı gibi ve dağlar gözükmüyor. Yani bu demek oluyor ki çok nemli. Zaten böyle nasıl desem nefes alıyorsunuz sanki böyle nemli bir yerdesiniz. Öyle bir şey var. Zaten çıkar çıkmaz hemen böyle su gibi oluyorsun. Öyle söyleyeyim size. O yüzden burası pek bana göre şu an değildir. Tekrardan evimize giriyoruz. Gidelim şimdi hep beraber. Aa gök gürültüsü var sanki yağmur yağacak. Evet. Gök gürültüsü var. Şimdi gidelim beraber. Ay ne kadar güzel çıktı şuradan ya. Bir de benim evime diyorlar ki çok şey. Ne kadar güzel bir bakar mısınız? Canlı, rengarenk. Tam benim ruhumu yansıtıyor şu an. Beraber yemeğimizi yapalım. Sizi tripoda yerleştireyim ve işleme başlayalım. Şimdi malzemelerimi çıkardım. Mercimek çorbası için 2 adet patates, 1 adet soğan. Yapıyorum zaten mercimek çorbası sana. Oradan da sesleniyor bana mercimek çorbası yap. Dediğim gibi bu mercimek çorbası için ben havuç falan koymuyorum. Sadece patates, soğan ve o sarımsak var yani onu koyacağım. Şimdi bir de mercimeğimizi yıkayalım. Mercimeğimiz.
Evet. Ben şöyle sarı mercimek kullanıyorum. Şu altında da biraz kırmızı vardı. O yüzden karıştırdım. Sarı daha çok hoşuma gidiyor. Şöyle göz kararı koyacağım. Şu kadarcık bir şey yeter. Efendim anneciğim. Bunu şimdi yıkayacağım. İyice yıkayacağız. Güzelce yani durulayacağız. Bakın böyle sapsarı su akıyor. O suyu bembeyaz olana kadar mercimeği yıkayacağız. Bu arada onu da babam öğretti. Mercimek şey çorba daha şey oluyormuş dedi. Ben eskiden fazla şey yapmazdım. Bir sudan geçirirdim o kadar. Ama sonra babam dedi ki bazen soruyorsunuz işte babanız aşçı mı ne? Şöyle söyleyeyim. İnşallah tipim kayık değildir. Neyse normalmiş. Şöyle söyleyeyim. Babam 12 sene otelde şeydi. Aşçıbaşı gibi bir şeydi. Yani mutfaktaydı ve 12 sene orada çalıştı. Zaten ne öğrendiyse orada öğrenmiş. Pizzasından ana yemeğine kadar işte kahvaltısına yani bildiğiniz aklınıza gelebilecek her şey orada işte öğrenmiş. Ondan sonra işte ona oradan çıkıyor markete devam ediyor. Orada da işte kasaplık. Yani kasap işinde orada markette öğreniyor. İnşaat falan derseniz yani ne ararsanız var. O yüzden bu konuda çok çok şanslıyız. Gerçi her konuda şanslıyız. Böyle bir babamıza sahip olduğumuz için. Her neyse inşallah Rabbim ömrünü de uzun eder ve yıllar boyu yanımızda olur. Şimdi asıl konumuza geçelim. Burası saat 3'e geliyor. Şahin aradı. Valla Şahin'in de yanımda, yanı başımda çalışması bir yandan iyi oldu, bir yandan kötü oldu. Eskiden biliyorsunuz yemek yapardım işte. Yapmasam üşeniyordum bazen anneme gidiyordum yiyordum ama şimdi öyle değil arıyor işte yemekte ne var falan. Az önce de aradı makarna var dedim o kadar mı dedi dedim tamam mercimek de var dedim olur diyor. Neyse ben şimdi şöyle sizi tekrardan yerinize yerleştiriyorum ve patateslerimizi soymaya başlıyorum. Bunları soyalım mercimeği atalım. Ondan sonra şurada kıymamı da çıkardım dünkü. Soğanımı da domates de çıkardım. Bir de güzel böyle kıymalı domates soslu makarna da yapalım. Çubuk makarna yapacağım bu arada. Bayağıdır da yemiyoruz zaten. Şöyle. Ay bugün beni şu işe yordu ya mutfak. Sizin sadece işte gördüğünüz kadar yani çektiğim kadarını izlediniz. Ondan sonra bir de alt dolapların içine girdim. Tencereleri boşalttım. İçini dişini yani dişini zaten sildim de. İçini sildim. Sonra yukarıdaki dolaplara girdim. Yani baya baya bugün kendime şey açtım. Macerası şey yaptım. Ama güzel oldu. İçimde rahatladı vallahi. Yatak odasında hallettim ya. Çok iyi oldu. Yatağın altı baya bir böyle tüy toplamış ya. Ya. Aslında camı da açmıyorum. Pencere falan kapalı. Kapı kapalı. Yani nereden bu şeyler geliyor gerçekten anlam veremiyorum. Anneciğim sen biliyor musun kim gelmiş? Kim geldi biliyor musun? Kim geldi sen biliyor musun? Birazdan bize kim gelecek sen biliyor musun? Kim gelecek biliyor musun? Seyrangül. Seyrangül gelmiş. Dede gitmiş onu getirmeye. Getirecek anneciğim birazdan gelirler. İzmir'den Gülhan yengeler gelmiş. Şu an markettelermiş. Babam da gitmiş onları getirmeye. Hani Yaren bazen telefonla konuşuyor ya. Bizim meşhur Seyrangül'ümüz gelmiş. Dur anneciğim dur dede getirecek şimdi Seyrangül'ü. Tamam sen oynarsın onunla. Şimdilik balkonda bekle. Dede onu getirecek. Sen balkonda bekle. Tamam anneciğim sen balkonda bekle. Dede gitmiş getirmeye Seyrangül'ü. Kaç gün burada kalacak yani kalacaklarmış. Yani Yaren'e yine İzmir'den arkadaş geldi. Bizim de sadece misafirlerimiz ya Diyarbakır'dan geliyorlar ya da İzmir'den geliyorlar. Çoğunlukla zaten İzmir'den geliyorlar. Ay ne kadar da mutlu oldum. Vallahi deseydim ki anneannen geliyor bu kadar mutlu olmazdı.
Bağırma kızım. Geldi mi dedi? Hayır. Tamam, şimdi gelir. Dün babamla konuşuyordum. Yani öz babamla. Tamam anneciğim. İşte diyorum ki Yaren bak bu dede yok diyor. Benim bir tane dedem var. Çocuk şey yapmıyor. Dede yani dede şeyini saymıyor. Yok diyor benim bir tane dedem var. Her neyse şimdi tenceremizi burada çıkarmıştım ben. Şöyle koyalım. Altını açalım. Şöyle biraz sıvı yağ. Anneciğim havuz bugün kapalı. Bak hava kapalı. Biraz da tereyağı koyacağım. Anneciğim hava bugün kapalı. Havuz olmaz. Sanki yağmur yağacak gibi bir şey var. Gel bak dede gelsin sonra gidersin. Şöyle çok az da tereyağı koyacağım. Sonra zaten üstüne de yakıyorum. Şimdi bu arada su da koyayım da. Dışarıda hortumu açtım biberlerim falan sulansın diye. Su o yüzden buradan çok az akıyor. Şimdi yarım saat akıtır vallahi. Şimdi. Mercimeğimizi yapalım atalım o olana kadar ben de şey yapayım. Soğanımızı koyalım. Makarnamın suyunu da koyarım o da haşlanır. Sosunu da yaparım. Bugünün menüsü de böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? Bana da fikir verin ya. Arada böyle canım değişik biriyim. Anneciğim hortumu eline alma olur mu? Bak üstünü çamur etme Seyrangül gelecek. Bazen böyle canım değişik yemekler istiyor. Şöyle bu şimdi olsun. Ben patateslerimi de doğrayayım. Ondan sonra şöyle zaten iri iri doğrayacağım. Nasılsa şeyden geçireceğim için. Mendeden geçireceğim için. Sorun yok. Şöyle. Havuç koymuyorum ben. Bir de şey koyacağım. Bu arada bu kavanoz hani babam söylemişti ya bu kavanoz olmaz başka bir kavanoz yapsın. Şurası baktım hiçbir şekilde dolapta koku falan şey yapmıyor. Denedim. Koku falan olmadığı için ben de devam ettim. Bunda muhafaza ediyorum. Yani koku hiçbir şekilde olmadı. O yüzden ben de artık değiştirme gereğinde bulunmadım yani. Şu kadarcık bunu da koyacağız. Şöyle. Salça falan koymayacağım. Zaten sarı mercimek. Ay dolabım mis oldu mis. Ya böyle açıp açıp bakasım geliyor. Sizler de öyle misiniz? Böyle temizlik yaptıktan sonra açıp bakıyor musunuz? Ben bakıyorum vallahi. Mesela banyoya sürekli giriyorum, bakıyorum. Yatak odasına bakıyorum. Bilmiyorum öyle hoşuma gidiyor. Şimdi soğanımız biraz kavrulsun. Şurada da dediğim gibi dünkü böreğin kıyması var. İçi soğanlı zaten. Sadece domates şey yapacağım o kadar. Hatta bunu da yapmaya başlayalım. Şöyle tavamı alalım. Çok az sıvı yağ koyalım. Allah. Ne oldu buna? Bu niye böyle oldu? Tam oturmadı mı acaba? Evet tam oturmamış. Yapamıyorum. Şimdi bakalım. Tamam oldu. Sosumuzu da yapalım. Çok az sıvı yağ koyacağım. Anneciğim! Orada mısın? Tamam bir tanem. Şöyle kıymamızı koyalım. Biraz çok mu olacak kıyma ya? Neyse bir şey olmasın. Bol bol olsun. Şöyle. Şimdi
Soğanımız iyice kavruldu. Buraya mercimeğimizi koyacağız. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Ben böyle yapıyorum valla. Baba tarifi. Tarif sağlamdır bizde. Babam böyle yapıyor, ben de öyle yapıyorum. Yani yanılma payı yok. Baba tarifi. Şimdi suyum zaten kaynayacak. Kaynayana kadar şöyle şey yapayım. Ondan sonra patatesimi koyacağım ve suyunu koyacağız. O kadar. O ağırdan pişecek. Ben de bunu yapacağım. Patatesimi de koyuyorum. Suyumuzu ekleyeceğiz. Tuzumuzu ekleyeceğiz. Şöyle tuzumu koyayım. Efendim? Ay git hortumla yıka. Koş yıka hortumla. Ayağına hep çamur yapmış. Git. Hortumla yıka koş. Tamam o zaman balkona çık. Buraya gelme. Annem daha yeni evi temizledim. Bak balkona çık, balkona. Hadi. Balkona çıkar mısın kızım? Bak ayağın çok pis. Hadi. Balkona çık. Her neyse bundan sonrasını zaten ses duymuyorsunuz büyük bir ihtimal. Bundan sonrasını ben hızlandırmış bir şekilde halledeyim. En son bittiğinde de size gösteririm. Patates soğan kovam içi öyle bir kötü olmuştu ki şimdi geldim hortumla yıkadım. Şuralarda su tuttum. Yaren çamura basmış, hep çamur yapmıştı. İmmi anneciğim. Şu biberler hep solmuştu. Onları açtım. Akşam da şu tarafları açacağım. Biraz da çiçeklerimi tuttum. Havuzu Seyrangül gelsin sonra şu çöplerde gidecek ama sonra. Şimdi şu kovamızı şuraya koyalım. Az önce patates alacaktım. İçinden öyle bir koku geldi ki size anlatamam. Evet yemeklerim. Bunun altını artık kapatabiliriz. Bu oldu.
Sonra mercimeğimiz ne alemde? Mercimeğimiz de neredeyse olmuş. Makarnamız da haşlanmış. Evet, bunu da kapatabiliriz. Yemeklerim de hazır oldu gibi. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Birbirine şey yapmayacağım. Önce makarnayı koyacağım. Üstüne de böyle sosunu getireceğim. Şimdi mercimeğim de olsun. Blender'dan geçireyim. Yağını da koyayım. Bitti. Şuraları da şimdi toparlarım. O kadar. Anneciğim sen nereye gittin? Bakın nereye gitti. Şimdi yansıma yapıyor da gözükmüyor. Bakar mısınız? Siz bu kıza ne diyeceksiniz şimdi? Yani şortu mu yok? Ne yok Allah aşkına? Ne yapmış buralarda ya? Tam bir dayaklık. Evet, tam bir dayaklık bir kız. Bakar mısınız? Ortalığı dökmüş. Buralarda biraz oynadı arkalarda. Nereye gidiyorsun fıstık? Nereye? Gel gel bak çorbamızı şeyden geçirelim. Babayı arayacağız. Gel. Vallahi az önce dediğim gibi patates alacağım diye öyle bir koku geldi ki hemen duyuyor musunuz gök gürültüsünü? Ay yağmur mu geliyor yoksa? Ay çok mutlu olurum vallahi. Sanki yağmur geliyor. İnşallah ya. Bir koku geldi size anlatamam. Hemen işte gittim hortumla güzelce yıkadım. Bunları da buraya koydum. Şimdi iyice kurusun şey olsun. Şöyle güneşe koyalım. Kendine gelsin biraz. Anneciğim neredesin? Ninesinin yanına gitti. Neyse ben de gideyim şu makarnanın altını da kapatayım. Bakın unuttum gördünüz mü? Kapatacaktım diye. Unuttum. Dağınık Feride. Bakar mısınız? Nasıl çalışıyor bu kız? Ya. Çalışmamız da bu şekil. Son dokunuşlar. Çorbamın kıvamı o kadar güzel oldu ki. Bakın. Evet. Yağımızı da koyduk. Şöyle. Burada da makarnamızın sosu. Ocağımız tabii ki battı. Onu görmezden geliyoruz. Burada da spagetti. Çubuk makarna. Ve burada da kavun doğradım. Şöyle yeşillikli bir salata hazırladım. Turşu, sos, belki makarnanın yanında yerler. Tabaklarımı da koydum. Ekmeğimiz ve kolamız gelsin. Buraları tabii ki toparladım yani öyle bırakmadım. Ekmeğimiz de gelsin. Oturup afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz inşallah. Şunun ağzını da şöyle kapatalım. Evet, biraz şöyle yapalım da soğusun. Evet. Başarılı. Biz yemeğimizi yedik. Ortalığı topladım. Çayımı bile demledim. Bulaşık makinesini açtım. Çalışıyor. Yani bulaşıkları yıkanıyor. Çayımız da demlensin. Güzel içelim. Şöyle çok az çorbam kaldı. Onu da akşama yarına ısıtırım. O yüzden dolaba koymadım. Yarına ısıtırım, veririm. Sadece bu kaldı zaten. Çayımız burada. Ben de ortalığı öyle bir toparladım. Biliyorsunuz Yaren'in eline geçti mi? Malum. Şimdi. Yarencik orada. Anneciğim niye yerde oturuyorsun? Kalk. Kim? Tamam anneciğim. Simit mi almış dede? Aa, dedesi Yaren'e simit almış. Deniz simiti. Tamam anneciğim onunla denize gideriz. Tamam mı? Tamam havuza yarın. Seyrangül de gelir. Yarın doldururuz. Şu da kurumuş. Patateslerimizi de koyalım. Misafirler bugün gelmiyorlar. Yarın geleceklermiş buraya. Şöyle patatesleri şöyle dökeyim de. Evet.
İyi oldu bunu da bugün yıkadım da ağzını kapatmayacağım. Zaten altında da aslında delikleri var hava alması için. Şunlara da domates alıp konserve yapıp kaldırmam lazım artık. Çiçeklerim yazık. Hepsi sıcaktan evrim geçiriyorlar. Bakın. Neyse bunu da götüreyim şimdi içeriye koyayım. Akşam yıkarım artık. Gideyim şimdi çay tepsimizi de hazırlayayım. Limonlarımı görüyorsunuz değil mi? Teyzeleri. Limon nereden çıktı ya? Çayımı da hazırlayayım. Ondan sonra şu çöpü de attım mı benden şeyi olmayacak ama içeri giriyorum, unutuyorum, dışarı çıkıyorum, aklıma geliyor. Şu zambaklar da artık benden vazgeçtiler ama o kadar güzel büyüdüler ki bakar mısınız? Kocaman oldular. Ayırmayacağım böyle güzel kalsınlar. Kocaman oldu vallahi. Neredesin Yaren? Sesi gelmiyor. Neyse. Efterliklerimi nereye çıkarmış cadaluz ya. Gidelim tepsimizi de hazırlayalım. Çayımızı da içelim ve bugünü de kapatalım artık. Çünkü saat 6:30. Günler nasıl başlıyor, nasıl bitiyor inanın. Bakar mısınız benim minnoşlarıma? Benim minnoşlarıma. İyice suyu bulandı vallahi. Şunlar da susuz kaldığı için yani tepede ya böyle şey oldu. Onun dışında turşucuğumuz hazır. Biraz daha var tabii ki. Tam hazır değiller ama artık böyle turşu kokuyorlar vallahi. Kusura bakmayın her gün gösteriyorum da gözüme çarpıyor o yüzden. Buraya gelince bu arada görünce size de gösteriyorum yani aşama aşama. Yani şey dersiniz her gün gösteriyor diye. Her neyse ben şimdi çayımı da hazırlayayım. Çayım demlendi. Tepsiyi hazırladım. Burada da makineyi şöyle kireç önleyiciyle boş çalıştırdım. 1,5 saat çalışsın. Kalgon döktüm. Bu yıkansın. Ben de çaylarımı da koyayım. Bu arada teyzelerim size şöyle göstereyim. Yarenciğin dişinin parçası. Gelmiş diyor ki anne dişim. Bakın şöyle dişi zaten çürüktü de o çürük parçası düştü. Yani gitti kızımın dişi. Şöyle tepsimi hazırladım. Çaylarımızı dolduralım. Bir de çay keyfi yaptık mı? Keyfimize diyecek yok. Şöyle annemi de açık koyalım. Sizler neler yapıyorsunuz? Çaylarınızı içtiniz mi? Ya da yemekten sonra çay içiyor musunuz bizim gibi? Bizim artık alışkanlık oldu böyle. Yani çaysız günümüz geçmiyor. Her neyse şimdi canlarım ben çaylarımı da koydum. Dışarıya annemlerin yanına gidiyorum. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.